Evet, hoş geldiniz kızlar, merhabalar. Bugün sizlere anlatmak istediğim parfüm benim çok özel bir parfüm, çok özel bir koku. 14 sene boyunca ben sadece onu kullandım ve hiçbir başka parfümü kullanmıyordum. Sadece onu. Önce göstereyim sizlere bunu. Bu parfüm, bu Kaşarel Promise. Vücut losyonu da var ve bir tane daha küçük var bende. Bu parfüm 2005'te piyasaya çıktı, 2005'te. O gün itibaren ben bu kokuyu kullanıyorum. Ta 2019'a kadar, ta ki geçen sene kadar. 14 sene boyunca belki 20 tane şişeyi bitirdim. Bunlar sonuncu şişeler. Bu zaten 100 miligramlık içinde kaldı yaklaşık yarısı. Bu 50 miligramlık içinde kaldı dibinde. Bunu kullanıyordum evde bir yere giderken. Bunu masada duruyor, sıkıyorum. Bir yere giderken gidiyorum. Bunu ise genelde küçük şişeler, 50 mililik seyahat alıyorum. Bir yere gittiğim zaman, yani uzun yola ya da bir seyahate gidiyorsun, yurt dışına gidiyorsun, hep bunu alıyordum. Küçük, rahat, çantada fazla yeri kaplamıyor. Bunu alıyordum. En sevdiğim parfüm diyebilirim. Çünkü en güzel yaşları ve en güzel zamanda bu bana eşlik ediyordu. Benim parfüm imzası da diyebilirim bu parfümü. Gerçekten çok değerli benim için. Şu anda ben bu parfümü kullanmıyorum çünkü artık herhalde yaşı da geçti. O zaman ben genç kızdım bunu kullanmaya başladığım zaman. Şimdi ben bir kadın oldum ve artık genç değilim. Ve bu parfüm artık, herhalde ben bu parfüme doydum. Herhalde gerçekten doydum. Doyuma ulaştım. O yüzden bunu fazla kullanamıyorum. Ama yine de bir saat önce kadar bu parfüm sıktım koluma. Ara sıra böyle nostalji yapıyorum ben bununla. Evet, şimdi parfümünü anlatmaya gelince, dediğim gibi bu parfüm 2005'te piyasaya sürüldü. Ve onu çıkaran parfümcüler Carlos Benaim ve Safiye Labe. Harika parfümcüler. Safiye Labe zaten ben çok severim. Öncelikle bu çiçeksi, pudralı, meyveli ve bir ayçiçek odunsu bulu bir koku. Ama çok ayçiçek. Ben hissetmiyorum mesela odunsuluk. Odunsu. Onu hissetmiyorum. İçindeki notalar anlatayım. Evet, üst notalar mandalin, bergamot ve kara ahududu. Yani siyah ahududu. Orta notalar orkide, yasemin, menekşe. Alt notalar sandal, kehribar, misk ve beyaz sidir. Şimdi kızlar, benim hissettiğim parfüm, bu koku. Ben bir kere mandalina ve bergamot hiç hissetmiyorum. Benim hissettiğim siyah ahududu, orkide, menekşe ve yasemin. O kadar güzel, onu yapmışlar ki o çiçekler çok güzel birbirine geçmişler ve hiç kimse öne çıkmıyor. Yani bakıyorsunuz, bir menekşe hissediyorsunuz, bir orkide hissediyorsunuz. Yasemin baskın değil, birazcık yasemin hissedersiniz. Ve siyah böğürtlenin tatlılığı da var. O çok hoş. O birazcık böyle hem tatlı hem azıcık ekşi, ama çok ekşi yok. Ben çok ekşi sevmiyorum.
Genelde çok hoş tatlı koku ama böyle çok tatlı da değil kesinlikle. Kalıcılık konusuna gelince bu parfüm gerçekten çok kalıcı. Yani 6 saat rahatlıkla cildimde duruyor bu parfüm. Saçımda zaten yani 24 saat durur. Giysiden de iki yana kadar. Yayılımı da çok güzel. Yani bu tarzda bu parfüm, bu tarzlarda bir parfüm bu kadar kalıcı olması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Gerçekten sevdiğim bir koku. Ve hayatım boyunca ben bu kokuyu hiç kimse de duymadım. Gerçekten hiç kimse de duymadım. Çünkü Türkiye'de herhalde bunu kullanan pek fazla kişi yok. Hiç kimse de duymadım ama benden tabii ki duydular ve adını çok defa adını sordular. Yolda yakalıyorlar kızlar. Bu parfümün adı ne diye kalem çıkarıyorlar, kağıdını çıkarıyorlar ve adımı öğrenmeye çalışıyorlardı. Söylüyordum, bilmiyorum buldular mı, bulmadılar mı. Ama maalesef ki bu parfüm artık piyasada kalktı. Bilmiyorum ne zaman bunu kaldırdılar ama sonuç bu parfüm artık hiçbir yerde satılmıyor. Bulmak onu oldukça zor. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Ben çok araştırdım ama hiç bulamadım. Ama bir tanesini buldum tabii. Onu satın aldım. Böyle 100 milimlik bir şişe. O da yarısı kalmıştı. Yaklaşık bu kadar kalmıştı. Biraz daha az sanırım. Ben onu aldım ve gelen parfüm sahte çıktı kızlar. Şişe aynı. İçindeki bant çikot doğru. Her şey doğru. Bir tek ne yanlış biliyor musunuz orada? İçindeki sıvı zaten sahte. Bir de şu kapağın kısmı var ya. Şurada kaşarel yazıyor. Kaşarel. Bilmiyorum görüyor musunuz siz? Görmüyor musunuz? Şurada kakşarel yazıyor. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Neyse şurada bir yazı var. Kakşarel. Evet. Sahte parfümde bu yazı hiç yoktu. Böyle kapak. Sade. İçi de burası güzel kapak. İçi de güzel, sorunsuz. Onun içi boya çıkmış, berbattı ya. Ve deforme uğramış kapak içi zaten. Kokusuna gelince zaten kokusunu da anlarsınız sahte olduğunu. Kokusu tamamen dayanıksız, tamamen. Yani siz bunun koluna sıktığınız zaman sahte ürünü 15 dakika sonra sanki hiç kokusu yok gibi. O yüzden siz olun, çok dikkat ediniz. Gerçekten sahte ucuz parfümler dolu. Ama onları almaya değer mi? Bence değmez. Kalıcılık yok. Yani siz 15 dakikada bir kendine sıkmak zorunda kalırsınız. Yani bence tabii ki değmez almaya. Ama yine çok istersiniz. Dikkatli alın yapın. Çünkü gerçekten sahte parfümler çok. Ben onu kullanamadım sahte parfümü. Ben onu lavaboda oda sprey olarak kullandım, bitirdim. Yapacak bir şey yok yani. Çöpe de atmaya kıyamadım. Hiç olmazsa lavaboda 5-10 dakika çok güzel kokuyordu. Hiç olmazsa bu işe bana yaradı. Şimdi bu parfüme gelince benim dediğim gibi iki tane var. Biri küçük, biri büyük. Bu parfüm bozulmuyor. Ben bilmiyorum bu 5 sene vardı herhalde bunun. Bu daha uzun, bu 7-8 senelik bir parfüm. Bir de vücut kremi de var. Aynı kokuya sahip. Bu kokular bozulmuyor. Parfümler bozulmuyor. Ve benim en çok hissettiğim bu kokularda orkide, siyah böğürtlendi, siyah ahududu, yasemin ve menekşe. En çok hissettiğim bunlar.
Bir ay çıktı sandal ve ambreye hissediyorum. Azıcık onlar. Bunun yayılımı çok yüksek. Çok güzel bir yayılımı var ve inanılmaz kokusu çok güzel, çok zarif bir yayılımı var. Gerçekten o kadar zarif kokuyor ki. Çok çekici. Yani boşuna adı sormadılar kızlar benim peşinde. Hep adını soruyorlardı. Boşuna demek ki sormadılar. Çünkü yayılımı yüksek, ben geçtiğim yerde kokusu arkamda kalıyor ya. Ve çok kişi sordu gerçekten. Neyse kızlar, eğer imkanı olursa bu parfümü denemeye tavsiye ederim. Muhakkak denemeye tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok değerli bir koku. İnşallah bu parfümü yine de çıkartırlar. İnşallah yenilerler. Çünkü yazık oldu bunu kaldırdılar diye. Birçok onu seveni var dünyada. Birçok kadın bunu seviyor ve tabii ki herkes geri dönmesini istiyor bunun. Benimle kaldığınız için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.